Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık kampımızda muhteşem bir konuyla beraberiz. Veri analizi Tonguç hazır mı evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber gerçekten de eskiden beri gördüğümüz 5. 6. 7. sınıfta her sene gördüğümüz işte grafikler, sütun grafikleri, daire grafikleri, tablolar, aritmetik ortalama bunların her birisini tekrar edeceğiz ve Harika bir şekilde 8. sınıfta öğreneceğimiz veri analizi ile alakalı gerçekten daha kapsamlı sorular çözeceğimiz, yeni nesil sorular çözeceğimiz konulara en iyi bir şekilde altyapı oluşturmuş olacağız. 7'den 8 e hazırlık kampımız süper bir şekilde devam ediyor. Yakında Kurban Bayramı var ve Kurban Bayramı ile beraber sizinle harika bir bayramdan sonra yine çalışmamıza devam edeceğiz diyoruz. Bu arada çok güzel bir sürprizim var sana Tonguç evladım benim. 7'den 8 e hazırlık setimiz biliyorsunuz 0'dan sekize hazırlık setimiz bu kampımızda kullanacağımız iki tane setimiz ve 7'den 8'e hazırlık setimizi eğer varsa sen de şu anda hazırlık programı ve benzeri de var bunun içinde biliyorsun. Bunların arkasındaki bu kitapların arkasındaki aktivasyon etiketleri var ya bu aktivasyon etiketlerini bu şekilde kazıdıktan sonra tat uygulamasında aktive edersen 1 GB internet sana hediye ediyoruz. Neyse, bu senenin sürprizi yaz okuluna katılanların yaz okulunda kullanabilecekleri 1 GB interneti hediye ediyoruz. Bu 7'den 8'e hazırlık setimiz varsa sende geçerli olacak diyoruz. Onu da söylüyorum. Ee, ve süper bir şekilde dersimize başlayacağız ama öncesinde tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Senle beraber ödevimizi göstermemiz gerekiyor. 7'den 8'e hazırlık kitabımızda, e, matematik kitabımızda sayfa 112-119 arasını hemen sana göstermek istiyorum. Veri analizi kısmımız var. Veri analizi kısmında biliyorsun 5. sınıf tekrarını yapacağız. 6. sınıf tekrarını yapacağız. Ve 7. sınıf tekrarını yapacağız. Sayfa 119'a kadar yaparsan yeterli olacaktır. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. <laughs> Şimdi sana öğretmenin geliyor ve şu soruyu soruyor. En sevdiğiniz bilgisayar oyunu nedir? Hangi sevran bey? Fortnite hocam. Evet gerçekten de ben de Fortnite'ı çok seviyorum e, ama arkadaşlarım demiş Minecraft demiş PUBG demiş dolayısıyla farklı farklı cevaplar gelebiliyor. İşte araştırma sorusu tam da bu şekilde yani mutlaka mutlaka bir gruba yöneltilmeli yani bir kişiye değil bir gruba yöneltilmeli bir insan grubu bir e, öğrenci grubu bir işte e, turist grubu ve benzeri bir gruba yönel bir, birkaç tane insan olmalı aynı zamanda ne olmalı araştırma sorusunda mutlaka mutlaka birden çok veri elde edilmeli. Bu da çok önemli. Birden çok veri elde edilmeli. Yani mesela arkadaşlar ne demiş? Hepsi PUBG deseydi o zaman araştırma sorusu olmazdı. Herkes zaten PUBG'ci. Ama hepsi Minecraft o da olmaz ama Minecraft, PUBG, Fortnite farklı farklı şeyler var. Dolayısıyla işte bu araştırma sorusu olabilir. İşte birden çok veri elde edeceksin. Yani çıktı veri demek aslında çıktı demek. Yani sonuçta elde ettiğin data aslında bunlar birden çok olacak ve bir gruba yönelteceksin ve Birka birkaç tane insan olacak böyle farklı farklı cevap verecek insanlar olacak. Yani burada da aslında birden çok mantığını bilmemiz gerekiyor. Mesela hangi takım mı tutuyorsunuz? Sence bir araştırma sorusu olabilir mi? Olabilir. Harikasın. Bu olabilir. Çünkü gerçekten de bazıları Fenerbahçe diyecek, bazıları Galatasaray diyecek. Birden çok insana soracaksın. Bir insana soracaksın ki hangi takımı? Buraya bakalım sınıfımızdaki öğrenciler. Yazın hangi bölgede tatil yapacak? Sen hangi bölgede tatil yapacaksın? Memleketime gideceğim hocam ya. Harika. En güzeli memleket. Gerçekten de ben de memlekette tatil yapmayı çok severim. Ama şunu da unutmayalım işte sorduğumuz zaman bazı arkadaş Antalya diyecek, bazı arkadaş işte Trabzon diyecek. işte bunlar farklı farklı cevaplar gelebilecek. Sınıfımızda öğrenciler... yazın hangi bölgede tatil yapacak da aslında e, belli bir gruba, sınıfımızdaki öğrenciler grubuna soruyorsun. Ve aynı zamanda yazın hangi bölgede tatil yapacaksın diye belli bir soru soruyorsun. İşte bazen işte bazı Antalya diyecek, bazı Mersin diyecek falan filan. Dolayısıyla buradaki araştırma sorularına bakarak birden çok ve bir gruba yönlendiriyoruz bu araştırma O zaman hemen bakalım. Artık bunlar tabii bu girişiydi. En önemli kısım burası. Grafik işlerimiz sütün grafiği, çizgi grafiği ve daire grafiği var. Üç farklı grafik çeşidimiz var. Şu an için bilmemiz gerekenler. Peki bu bu sütün grafiği, daire grafiği ne için kullanılıyor? Bak sütün grafiği deyince hemen farklı verileri karşılaştırmak için. Yani karşılaştırma deyince hemen aklına sütün grafiği gelecek. Mesela Fenerbahçe taraftarım daha fazla, Galatasaray taraftarım daha fazla. Mesela burada Ali'yi gri ile göstermiş, Ayşe'yi yeşille yeşil ile göstermiş. Mesela burada yeşil griyi geçmiş, burada ise ikisi birbirleriyle eşit. Mesela Ali Ayşe'ye eşit olmuş. Burada ise Ayşe Ali'yi geçmiş gibi gibi belli karşılaştırmaları sütun grafiğiyle yapabiliyoruz. Ve sütun grafiklerini ben ne diyorum biliyor musun? Apartman grafiği diyorum. Yani bu apartman kaç katlıysa burada mesela 8 yazıyor. Bu apartman kaç katlıysa mesela burada 20 yazıyor. Burada katlarına göre biz oradaki verilerin değerlerini, sayısal değerlerini bulabiliyoruz. Mesela çizgi grafiğine baktığımız zaman çizgi grafiği de verilerin artış ve azalışlarını gösteriyor. Mesela dikkat eder misin? Sıcaklık nasıl değişmiş? Böyle artmış artmış. Sonra azalmış azalmış. Sonra artmış. Burada belli noktalar var. İşte bu noktalar çok kritik. Mesela bu nokta bize şunu anlatıyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı 10 dereceymiş. Salı günü hava sıcaklığı 12 dereceymiş. Pazartesi sarısı arasında ne varsa bir şey daha olmuş burada neyse burada birazcık kaydırma yapmışız galiba. Bu çarşamba diyelim bu perşembe diyelim. Burası mesela çarşamba 15 dereceymiş gibi farklı sıcaklıkları görebiliyoruz. Yani artış azalışları görebiliyoruz. Peki burada baktığımız zaman daire grafiğinde ne yapıyoruz? Daire grafiğinde de mesela oy sayıları. Dikkat et. Bir aslında bütünün parçalarını gösteriyor. Mesela en fazla oy alan hangisi evladım benim? En fazla oyu A almıştır. Harikasın. En fazla oy alan A aslında. Neden? Bunu nasıl aldın? Çünkü en fazla dilimi o almış. E pastanın dilimi hangisi hangisine fazla olursa o daha fazla oy almış bütün parçasında bunu anlayabiliyoruz. Yani özet olarak sütun, çizgi ve daire grafiğinin her birisinin farklı sunum şeyleri var. E, özetleri var. Yani burada karşılaştırma yapmak istiyorsan bunu kullanacaksın. Eğer sunum yapacaksan öğretmenine. Mesela çizgi grafiğini eğer bir şeyin artışı olsun. mesela Öğretmen çok net bir şekilde notlarım nasıl artmış öğretmenim diye sunum yapabilirsin. Çünkü çizgi grafiği onu çok güzel gösteriyor. Ama azalma varsa o tehlikeli onu da söylemek istiyorum. Hemen çok iyi gösterir. Peki aynı zamanda bir de daire grafiği. Mesela okulumuza oylama yaptığınız sınıfta sınıf başkanı seçeceksiniz. O zaman en fazla oyalarını daha büyük bir daire dilimiyle daha az olanı da daha küçük daire dilimiyle gösterebilirsiniz. Veya Fenerbahçe Galatasaray e, taraftarlarının sayısını böyle gösterebilirsiniz falan filan. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Sütun grafiği oluşturma ile başlayalım. Sınıftaki öğrencilerin en sevdiği yemek nedir? Araştır araştırma sorusu bu mu evladım benim? Evet hocam. Harika. Araştırma sorumuzu bulduk. Neymiş? Sınıftaki öğrencinin en sevdiği yemek nedir diye bize soruyor araştırma sorusunda. Peki ikinci e, ...basamağımızda biliyor musun? Tablo hazırlayacağız. Tablo ne nasıl hazırlayacağız? Hemen bakalım. Öğrenciler sevdiği yemekler tablosu hazırlıyorum. Çünkü zaten sorun bununla alakalıydı. Ve burada... ...belli seçenekler çıkıyor. Mesela işte... ...öğrenciler diyor ki kuru fasulye diyor... ...karnıyarık diyor, iskender diyor, fast food diyor. Sonra bunları yemek sütununa... ...yazıyorum. Yemeklerin bak... E, süt, ...kuru fasulye, karnıyarık... ...yemek çeşitlerini buraya yazdım. Sonra... ...kaç kişi bunları... ...seçtiyse bunları yazıyorum. Mesela... E, ...sınıftaki öğrencileri sordun. Sekiz kişi kuru fasulye dedi. O zaman hemen buraya sekiz yazıyorum tabloda. Mesela karnıyarık diyen üç kişi olsun. O zaman hemen buraya üç yazıyorum tabloda. İskender diyen kaç kişi olsun? Beş olsun. Harika. O zaman buraya beş yazalım tabloda. Peki e, fast food diyen... ...fast food dediğimiz şey de böyle hamburger falan filan... ...bunları diyen de yine üç kişi olsun. İşte bunları tabloya yazıyoruz. Tabloya geçirdikten sonra en önemli kısma geliyoruz. Şimdi artık bunların... Tabloya yazıldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Hani demin yazmıştık ya. Hemen seninle beraber bu tablomuzu grafiğe çevireceğiz. Neydi hemen bakalım? 8 3 5 3 demiştik hatırlıyorsan. Şimdi bunların her birisini buraya geçireceğiz. Bu arada bir şey daha hatırlatayım sana. Bir de çetele tablosu denilen bir şey var. Onu da göstereyim o da kafanda kalmasın. Bak 8'i şöyle yazabiliyorum ben. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Bu şekilde de gösterebilirim. Yani iki farklı bir türlü de olabilir. Bak dikkat et. Karnıyarık 1, 2, 3. Buradan çetele tablosunda bit 3 tane olduğunu görebiliyorsun. İskender 1, 2, 3, 4. Bak 5 yazmıyorum buraya. Bunu böyle çizdiğimiz zaman zaten bu 5'li grup demek. Unutma. Yani bu 5. çizgiyi böyle yataydan çiziyorum. Fast da mesela 1, 2, 3. Bu şekilde de çetele tablosuna gösterebilirsin. Hiçbir şey fark etmez. Merak etme. Şimdi senle beraber sütün grafiğini oluşturacağız. Şimdi sütün demek apartman demek benim gözümde. Apartman grafiği Oluşturacağız. Bak şimdi, ne yapıyoruz biliyor musun? Hepsini farklı farklı renklerle gösterebilirim bu arada. Onu da söyleyeyim sana. Mesela kuru fasulyeyi sekiz e, katlı bir apartman şeklinde çiziyorum. Bak buradan başlıyorum, sekizinci kata kadar çıkan bir apartman gibi çiziyorum. Hop, şöyle kuru fasulyeyi çiziyorum. Böyle hatta tarıyorum. Apartmanı da böyle renklendirelim, boyayalım. Ve sekizinci kata kadar çıktığı için böyle kesik kesik çizgilerle gösterebilirim. Peki karnıyarık kaç katlı apartman evladım benim? Üç katlı hocam. Harikasın. Karnıyarık da üç katlı apartman. O zaman şuraya kadar gideceğimiz için o zaman çok fazla abartmamak için şimdiden şöyle bir önlemimizi alalım. Karnıyarık apartmanını bu şekilde tabii aynı kalınlıkta olursa daha iyi olur. Ee, bununla karnıyarık apartmanı da buymuş. Üç katlı bir apartman. Peki söyler misin bana? İskender apartmanı kaç katlı? Ee, beş katlı. Harikasın. O zaman hemen beş katlı bir apartman daha çizmeye başlıyorum. Hop buraya kadar çıktı. Beşinci katı geçmeyeyim. O yüzden böyle kesik kesik çizgilerle ee, şöyle senin için gösterdiğim evladım benim. Ve en sonunda fast food apartmanı Fast food apartmanı 3 katlı bir apartman. Gerçekten de burada yine aynı hizada dikkat et aynı yükseklikte bir apartman tasarlıyorum aslında. Şöyle kesik kesik çizgilerle de yerini belli ederim. İşte bütün grafiklerinin oluşturulması bu şekilde. Buraya yemekleri yazdık yemekler buradaydı. Buraya kişi sayısını yazdık buraya kişi sayısını yazdık. Bu şekilde ilerleyebiliyoruz evladım benim. Dolayısıyla kuru fasulye karnıyarık İskender fast food bu şekilde apartmanlarla göstermiş olduk geldik grafik yorumlamaya. Şimdi esas en önemli kısımlardan bir tanesi grafiği okuyabilmek. Grafiği okuyabildiğin zaman aslında senin araştırma sonucunda ortaya çıkan veriye ulaşma şansın var. Yani ben bu grafiği okuyabiliyorsam aslında A şirketinin B şirketinden daha az kar yaptığını 2018'de ikisinin eşit kar yaptığını 2019'da çünkü kar miktarı diyor ya 2020'de de A şirketinin 5 kere geçtiğini görebiliyorum. İşte bunu görebilmek demek aslında iş insanları için babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, ay, amcalarımız yani çalışan insanlar için çok değerli. Çünkü insanlar ticaret yaparken veya işte öğretmenlerimiz öğrencilerin durumlarını yorumlarken veya okul müdürümüz işte gelecekle alakalı planlamalar kurarken işte bu tarz veri verilerden yararlanarak planlamaları yapıyor. İşte biz de ne yapıyoruz? A şirketi, B şirketi, A şirketini maviyle gösterdim, B şirketini griyle gösterdim. İşte bunların yıllık karlılıklarını buraya yazıyoruz. Sonra diyor ki bak, B şirketinin 3 yıllık toplam karı ne kadar? Hadi bakalım bul. 2018, 2019, 2020. Şimdi burada ise benim apartman metodunda en sevdiğim taktiğe geliyorum seninle beraber. Apartmanların üstlerine kat sayılarını yazacaksın. Sanki billboard açarmış gibi. Bak şimdi. 2018'de A şirketinde A şirketi maviydi. A şirketi kaç kaç katlı bir apartman? 20 katlı hocam. Harikasın. O zaman buraya 20 yazıyorum bir zahmet. Çünkü gerçekten çok değerli bu 20'yi yazmam, okuyabileceğim. Hatta birazcık büyük yazalım da daha rahat okuyabilirim. Mesela 2018'de e, B şirketine bakalım. B şirketi 50 katlı bir apartman. O zaman bunun üzerine 50 yazdım. Süper. 2019'da A şirketi yani mavi zımbırtı 40. B şirketi de 40 katlı bir apartman. Harikasın. 2020'de A şirketi 60 katlı bir apartman. B şirketi ise 40 katlı bir apartman buraya geliyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık bütün soru çocuk oyuncağına döndü. Gerçekten de çorap ipliği gibi sökülecek. Bak B şirketinin 3 yıllık toplam karı. Yahu B şirketi neydi? Gri olandı. Gri olanın 3 yıllık toplam karı 50, 40 daha 90, 40 daha 130 bin Türk lirasıdır diyebilirim tak diye söyledim. Bak bilmem ne yılında iki şirket aynı miktarda kar etmişlerdir. Bakar mısın hangi yılda iki şirket aynı e, kar etmiş? 2019 yılında. Harikasın 2019 yılında zaten apartman sayıları birbirine aynı, bak katları birbirine aynı. Şirketinin karı yıllara göre hep artmıştır. Kimin karı sürekli artmış? Bak griye bakalım 50 40 40 ama a, e, maviye bakalım yani A şirketine bakalım 20-40-60 yahu A şirketinin karı sürekli artmış. Dolayısıyla bu şekilde yorumlama yapabiliyoruz grafik okuyoruz aslında. Şimdi çizgi grafiğine bakalım. Çizgi grafiği neydi? Artış azalışları gösteriyordu. Peki burada mesela kütle aylar ne demiş? Tongülü kütlesinin en az olduğu ay en çok olduğu ay soruyor bize. Aylara göre değişimini vermiş. Burada kritik şey çizgi grafiğinde mutlaka mutlaka noktalara bak lütfen. Şeyde sütun grafiğini yapıyorduk apartmanın en yüksek e, yerine bakıyorduk oraya yazıyorduk değil mi? Burada da şu nokta, şu nokta, şu nokta ve şu nokta bizim için çok kritik. Mesela Ocak ayında bu noktanın yerden yüksekliğine kadar evladım benim 52 harika. O zaman bu noktaya hemen 52 yazabiliriz istersek. Aynı apartman grafiğine gibi. Mesela Nisan'da hop 48. Ondan sonra Temmuz'da hop 40 olmuş burası. Ekim'de hop 56'ya çıkmış burası. Yani bu noktanın şurada karşılık geldiği değerleri buluyorum ve bunların üzerine yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra artık sen bu işi çözebilsin. Mesela diyor ki en az olduğu ay. En az olduğu nerede İbrahim 40'ta Kırkta. 40 Kırk hangi ay? Temmuz. İşte bu kadar. En az olduğu ay Temmuz'dur diyebiliriz. Peki en fazla olduğu ay? Ekim ayı hocam. Harikasın. 56 ile Ekim ayıdır diyebiliriz. Bak hemen yorumlama yapıyor. Okuyoruz aslında grafiği. Devam edelim. gün ortalama kütlesi. Ooo işte ortalama deyince çat diye veri analizi geliyor aklımıza. Ne demek ortalama? Ortalama demek aslında mesela sen diyelim ki bir sınavdan e, 100 aldın, bir sınavdan 90 aldın. Ortalaman kaç kere evladım benim? 95. Harikasın. Peki nasıl buldun bunu? İkisini toplayıp ikiye bölüyorum. Harikasın. Yani ikisini toplayıp ikiye bölerek buluyorsun. Dediğin gibi yani 95'i bulurken ikisini toplayıp ikiye bölüyorsun. O yüzden aynı mantıkta burada kaç tane veri varsa hepsini toplayacağız. Kaç tane veri varsa onu da böleceğiz. 52, 48, 40, 56. Hemen yapalım. Bakalım. 52 artı 48 artı 40 artı 56. Bunların hepsini topluyoruz. Sonra 4 tane veri olduğu için 4'e bölüyoruz. Ve bunları böldüğümüz zaman Cevabımız 49 çıkıyor. Tabii ki kilogram. Neden? Çünkü zaten bu kilogramdı. O zaman ortalama kütlesi 49 kilogramdır diyebiliriz arkadaşımızın Tongül'ün. Geldik Tongül'ün kütlesindeki değişim en fazla nokta 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 arasındadır. Sence en fazla nerede değişmiş? Bak 52'den 48'e ne değişmiş? 4 hocam. Harikasın. Peki 48'den 40'a e ne değişmiş? 8 hocam harikasın. Dolayısıyla burada dört değişim, burada da sekiz değişim olduğundan dolayı ama dikkat et. Buradan olmuş uzaya çıkmış resmen ya 40'tan 56'ya 16 değişmiş en fazla değişim aslında Temmuz'dan Ekim'e geçerken gerçekten astronomik bir zıplayış olmuş Temmuz'dan Ekim'e geçerken ne olmuş ki okul açılmıştır belki o yüzden olmuştur dolayısıyla bu şekilde ton kütlesindeki değişimi görebiliyoruz arkadaşım. Geldik o zaman daire grafiğine geldik. Daire grafiğinde ne demiştik? Bir bütünün parçaları hakkında, parçaları hakkında bilgi e, veren grafiklere biz daire grafiği diyoruz. Mesela 108 dönümlük tarlaya ekilen ürünlerin kapladıkları alanlar 60 derece, 120 derece. O zaman buraya kaç derece kalır bakalım? Toplam daire kaç derecedir? 360 derece. Harikasın. 360 dereceyi Çok iyi biliyorsun. 60 120 180'den 360'dan 180'e çıkartsan Mısır'da 180 derecelik açı, merkez açı kalır. İşte bunlara biz merkez açısı diyoruz. Mısır'ın merkez açısı 180 derece. Pamuğun 60 derece. Arpa'nın 120 120'de. İşte bu merkez açıları bulduktan sonra biz şunu yapabiliriz. Orantı kurabiliriz ya da istenen bölütüm eşittir açı bölü 360 şeklinde yapabiliriz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi çok dikkat edelim buraya. Burada mısır, pamuk, arpa demişiz ya. Orantı kurmak bu işin en rahat yöntemi. Demiş ki de 108 dönümlük tarlaya ekilen ürünlerin kapladıkları alanları bulalım demiş. Şimdi dikkat edelim. Bundan sonra zaten bunun açısını bulduktan sonra ne yapacağız? Şimdi biz aslında basit bir orantıyla yapabiliriz veya veya açıların bu formülü kullanarak yapabiliriz. Orantıyla yapmaya çalışalım. Diyelim ki, diyelim ki 360 derece, 360 derece 108 dönüme denk geliyorsa, 108 dönüme denk geliyorsa, 180 derece olan Mısır kaç dönümdür diye bir orantı kuralım burada. Bu orantıyı kurduğumuz zaman doğru orantı vardır diyoruz. 108 dönüm 360 derece yani hepsiydi. O zaman 180 derece kaç dönümdür acaba? Hemen ne yapıyoruz? 180 ne? 108'i çarpıp 360'la x'in çarpımı için x buradan zaten 54 dönüm çıkıyor. O zaman biz buradan Mısır'ın dönümünü bulduk. Peki nasıl bulduk? Dikkat edelim. Aslında normal orantı yaparak. Daha basit bir yolu var mı? Tabii ki kafadan da yapabilirsin bunu. Nasıl yapabilirsin? Dikkat et. Zaten 360'ın yarısı 180'dir. O zaman 108'in de yarısı 54. Bu da mısırdır. Yani zaten bu bütünün yarısı olduğunu gösteriyor mısırın. Dolayısıyla bütün 108 ise hepsi 108 ise 54'ü yani yarısı mısırdır diyebiliriz. Hatta hatta dikkat et arpa üçte biridir bu tarlanın. Arpa üçte biri olduğu için yani 120 derece 360 derecenin üçte biridir. Aynı şeyi burada da yapabilirsin. Bak 360 derece 108 dönümse hemen ne yapıyorum? Sonra diyeceksin ki ya o zaman 120 derece kaç dönümdür? Yine aynı doğru orantı, aynı mantık yine burada üçte biri olduğundan dolayı aslında ne çıkıyor? 120 çarpı 108 eşittir. 360 çarpı x hiç uzatmayın. x eşittir. 108'in üçte biri yani 36 dönüm çıkıyor. Bu aslında bizim için arpadır mesela. Ve bunu bulduktan sonra daha basit bir şey göstereyim sana. Dikkat et pamuk arpanın yarısı. Pamuk 60 derece arpa 120 derece. O zaman o zaman diyeceğiz ki yahu o zaman e, pamuk arkadaşımız da pamuk dediğimiz arkadaş da arpanın yarısı olan 18 dönümdür diyebiliyoruz. Yani bunların hepsini birbirleriyle bağlantısını kurarak da çözebiliyoruz. Olimpiyatlara katılan sporcunun ülkeleri ve sayıları tabloda verilmiş. Bu verilere göre daire grafiği oluşturalım demiş. Şimdi 45, 25, 30 20. Bu tarz sorularda direkt hepsini topla ve toplamı bul. Genel toplam neymiş? 60 70 100 120. O zaman 120 aslında bizim için toplam sayı. Toplam sayı nereye denk gelecek evladım benim? 360 dereceyle özdeş olacak. Çok dikkat edelim. O zaman, o zaman hemen diyorum ki daire grafiği çizeceğim tamam. Şöyle bir daire grafiği çizeceğiz. Ve bunun içindeki parçaları göstereceğiz. Ama öncesinde ne yapmam gerekiyor? Hesap yapmam gerekiyor. Hemen ne yapacağız? 120 neydi? 120 sporcu, 120 sporcu yani hepsi 360 dereceye denk geliyorsa... ...bizim aradığımız Türkiye'den katılan 40... 45 sporcu acaba kaç dereceye denk gelir? Yine oran orantı kurabiliriz. Buradan orantı kurarsak 360 çarpı 45 eşittir 120 çarpı x'ten. Zaten hemen sana söyleyeyim bak bu ikisi sadeleşir. 3 katı x eşittir 135 derece çıkar. Yani biz 45 sporcunun kaç derece olduğunu arıyorduk ya. işte 135 derecelik bir açısı varmış o zaman Türkiye'nin. O zaman şöyle yapalım. Şöyle gösterelim. 135 derecelik Türkiye'nin merkez açısı vardır diyebiliriz buraya hemen Türkiye'yi yazabiliriz. Sonrasında dikkat edelim 25 dereceyi bulacağız. Sonrasında dikkat edelim 25'i bulacağız, 30'u bulacağız, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20'sini bulacağız. Aynı mantıkta yapabiliriz. Aynı mantıkta ilerlersek eğer yine e, 120 sporcu, 120 sporcu, 360 dereceye denk geliyorsa eğer. 120 sporcu 360 derece denk geliyorsa 25 sporcu 25 sporcu kaç dereceye denk gelir? Yine oran orantı kuruyorum. Yine oran orantı kurduğum zaman ne çıkıyor karşıma? 120 çarpı x eşittir. 360 çarpı 25 çıkıyor. Sonrasında bu ikisi zaten sadece 3 işte katı x eşittir 75 derece çıkıyor. O zaman 75 derecelik bir açı da aslında nereye verilecek? Burada 75 derecelik bir açı da e, ...karşımızda Fransa'ya verilecek. Fransa'ya verilecek. Ve bu şekilde bütün hesapları yapabiliriz. Ama daha basit bir yöntem göstereyim. Sen buradan çok rahat bir şekilde hepsini hesaplayacaksın. Bak 120'den 360'a giderken... ...120'yi 360 çevirmek için ne yaparız? 3 ile çarparız değil mi? Bak şimdi. 45'in açısını bulmak istiyorsak... ...aynı toplamı 360'a yuvarlarken... ...360'ı e, bulurken... 3 ile çarptığımız gibi bunu da 3 ile çarpacağız. Bak 3 ile çarptığımız zaman ne oluyor? 135 derece oluyor. 3 ile çarptığımız zaman ne oluyor? 75 derece oluyor. Ya burada aradığımız şey. O zaman 3 ile çarptığımız zaman ne oluyor? E, 90 derece oluyor. 3 ile çarptığımız zaman da 60 derece oluyor. İşte bunların her birisi aslında bir, belli bir şeye bağlı. E, 90 dereceyi de böyle dikle gösteririz. Bu da Almanya'ymış. Almanya'ymış. 3'e çarptığımız zaman hemen tak diye çıktı zaten. Ondan sonra Almanya'dan başka ne vardı? 60 derecelik bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bunu da yazıyoruz bu şekilde. Daire grafiğini oluşturmuş olduk. Şimdi grafik dönüşümlerinde sütun grafiğini veya çizgi grafiğini biz daire grafiğine çevirebiliriz. Eee veya daire grafiklerini de bu grafiklere çevirebiliriz. Veya iki grafiği birleştirip farklı bir grafik oluşturabiliriz. Ya da bir mesela grafikle bir tabloyu birleştirip yeni bir grafiğe dönüştürebiliriz. Bu dönüşümleri çok karşımıza çıkacak ve çok kullanacağız diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım. Teşekkürler hocam, görüşürüz.